Herkese merhaba buralar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte muhteşem şekilde topladığımız kumları cama çevireceğiz ve bu evin bütün camlarını kaplayacağız. O zaman ne yapalım? Hemen şuradaki olanları da alalım. Zaten daha 4 tane olmuş. 9 tane oldu. Çalışma vasası içeride değil. Şu sandığı da taşımamız gerekiyor. Şurada karpuzu bir tane alalım. Yeni tarlamızı nereye yapacağız? Yeni tarlamızı bu köşeye yapsak şu tarafa çiftlik mi yapacağız? Buraya şu kadar tarla yapsak yetebilir. Buraya tarla yapalım. Bu tarafa da çiftliğimizi yapalım. Bunları götürüp yapmaya başlayalım. Çalışma masası zaten yanımızdaydı. Şöyle 3 tane, 3 tane inceltilmiş. Hatta renkli cam mı yapsak acaba? Evet, 2 tane böyle 16 tane. Evet bakayım bir şimdi en üst kattan başlamıştık En üst kattan aşağıya doğru yaparak geleceğiz Bu kadar cam da yetmeyebilir yine buraya Şurası kalmıştı Şuradan şöyle burayı yapacağız Evet daha kapı yapmamız gerekiyor Kapı için ağaç toplayacağız Burada başka cam kaldı mı? Burada başka cam kalmadı aşağı kata inebiliriz Şimdi şuralara da kapı yapmaya başlayacağız Şöyle aşağı kata inelim Buradan böyle şuraya Oo, Şuraya da koyacağız bir tane Tamamdır başka yok değil mi burada şuradan ineceğiz böyle Elimizdeki camlarla burayı da yapabiliriz Burayı da yaptık. Şurayı da yapalım hemen hızlıca. Evet. Bütün camlarımızı bitirdiğimiz anda kapı yapımına başlayalım. Şimdi burası kaldı sadece. İki tane, üç tane. Oo, buraya yetmeyebilir. Evet. Şurayı şöyle yapalım. Tamamdır. İnelim aşağıya hemen hızlıca. İki tane fırın mı yapsaydık acaba? Daha fazla cam biriktirebilirdik. Bakalım bir sekiz tane olmuş tekrardan. Oo, on tane daha var. Bunların hepsi yetmeyebilir. Tekrardan kum toplamaya gidebilir. Şöyle gideceğiz buraya. Evet şuradan şöyle birazcık daha yapalım Şurayı yapalım hemen burası bitsin o zaman Elimizde zaten camımız çok az kaldı Şuraya 12 tane yeter mi? 4 tane ile burayı yapabiliriz 1, 2, 3 ve 4 İşte bu hemen gidelim tekrardan camlarımızı alalım Neden hızlı pişmiyor ki baksanıza Çok yavaş pişiyor be Orası pişerken şurayı toplayalım biz Şimdi 2 tane suyumuz var elimizde Bir tanesi burada bir tanesi burada sınırsız su yapabilir. Zaten taş makinesine artık gerek yok Taşlarımızı buradan toplayabiliriz Aynı zamanda madene toplamış oluruz o yüzden artık taş makinesini kaldırabiliriz Lavı da sandığımıza koyarız Üzerimizde küreğimiz varsa gidip birazcık daha toplayalım Şuradan hemen hızlıca toplayalım birazcık daha Fazladan kumumuz olsun Şuradan buraya geleceğiz ve Şunları toplamaya başlayabiliriz evet. Hem de biz burayı toplarken zaten yenileri pişmeye başlar camların Onları hemen kullanırız işte bu. Şurada çakıl taşı var. Tekrardan fazladan almayı başardık. Aha burası açıldı. İçeride okçular var. Şurayı kapat. Kırık taşla kapatalım burayı. Evet buradan gidebiliriz artık. Bunları hemen fırının içine koyalım. Fırındakiler pişti mi hepsi acaba? Oo 7 tane daha pişmiş. 7 tane var. Şunları da buraya koyduk bu tamamdır. Şurada zaten yeri yok başka. Bunların hepsini koyamayız. Evin içine yeni sandıklar yapmamız gerekiyor. Şöyle gidelim. Hepsini çevirelim hemen camlarımız bitmek üzere zaten Şöyle iki tane Evet Oo, Yetmiyor be her seferinde çok az yapabiliyoruz Şunu buraya koy Şimdi burayı yaptık mı şurada dört tane kaldı Şurayı böyle yapacağız İşte bu slime'lar gelmeye başladı tekrardan Şuraya bir tane koyalım Evet buradan böyle gideceğiz Bu katı bitirdik zaten Oo, Bu kat bitmemiş şurası kaldı Ve bütün camlar bitirmeyi başardık aslında doğru Bakayım bir yemek yiyelim hemen şuradan Evet bu slime neden geliyor ki sürekli şuradan Şuraya şöyle yapacağız İşte bu Burayı tamamen böyle bitireceğiz Ah be camı yanlış koyduğumuz anda Boşa gidecek Şimdi üzerimizde baltamız varsa bakayım bir baltamız var Bu balta bitene kadar gidip odun toplamaya Başlayalım evet şuradaki sandığı da alalım Bu sandığı da evin içine koyarız Hepsini alalım bunlardan kapı yapmaya Başlayacağız bütün odalara kapıları yapalım Evin her yeri kapı olsun Ondan sonra da bunlardan aynı zamanda artanlarla da çitler yapacağız. Çiftlik yapımına başlayacağız. Tallanın üzerinde umarım slime'lar olmaz. Tallanın üzerinde slime'lar olursa zıpladıklarına tallayı bozabilir. Bu kadar aldığımız odun zaten kapı yapımına yeter ama bu ağacın tamamını alıp öyle gidelim. Şuradan da aşağı düşmeyiz değil mi? Tamamdır aşağısı boşluk değil. Çok az kaldı zaten. Bütün ağacı almaya başladık. Buradan da fidan düşmeye başlayacak. İşte bu. Buradaki ağaçları da aldık. Şura kalsın. Onları çevirdiğimiz onların hepsiyle kapı yapabiliriz. 15 tane oldu tekrardan bunları çevirelim. Ondan sonra da buradakilerde kapı da yapalım. Oo zombi sesi geliyor. Yukarıda hala karanlık yer var galiba zombiler doğduğuna göre. Şöyle bakalım bir oraya doğru. Dikkatlice bakmalıyız Acaba evin neresinde karanlık var? Oraya meşale koymalıyız. Üst kattan sesler geliyor. Evet. Oo bakın burada doğmuş. Creeper varsa patlayabilir. Creeper varsa patlayabilir. Ev büyük olduğu için karanlık yerler kalıyor oralarda zombiler doğmaya başlıyor. Şurası galiba. Evet şuraya zaten meşale koymamışız bir dakika Şuraya şöyle alalım Buraya meşale koyalım İşte bu buraya koyduk bir tane merdiveni kenarına koysak şöyle burası da aydınlık olur Artık burada da zombiler doğamaz Şimdi şundan hepsini buraya çevirmemiz gerekiyor 64 tane oldu Üzerimizde çok fazla oldu Şuradaki sandığı almayı unuttuk bir dakika Şunu at gitsin Kapıdan şöyle 3 tane yapsak 6 tane Evet şöyle yapalım bir tane Kapılar nereye alacağız ki Şunlar at gitsin bir tane daha sandıklarımız yok muydu bizim? Onları koymaya başlayalım. Bir dakika. Şuradan sandıklar nerede? Üzerimizde bakın sandıklar, bu sandıkları koyalım. Bunu buradan alalım. Evet, şuraya sandığı koyarsak muhteşem oldu. Slime'ı buraya koyabiliriz. Tohumlarımız şurada dursun. Aha, killerimiz olmuş. Bakın killeri de buraya koyalım. Evet, başka da bir şey kalmadı. Şuradaki kürekleri de buraya koyalım. Fazladan küreğimiz burada kalsın. Yaylardan fazlalıklar var. Yaylardan fazlalığı da buraya koyduk. Evet, artık kapılarımızı koymaya başlayabiliriz. Şimdi 9 tane kapı var Evet bunları da çevirelim Bunlarla da kapı yetmediği anda kapı yapmaya başlayabiliriz Şimdi şuradan Şuraya iki tane kapıyı böyle koyacağız Evet orada kapı olsun öyle Şuraya bir tane kapı koyacağız Yukarı kata çıkalım burada başka kapı kalmadı Şuraya bir tane kapı Aha orada kapı yeri yok Şuraya kapı ve buraya kapı İşte bu içeride bir tane oda vardı oraya da koyacağız Kaç tane kaldı bir tane kapımız kaldı Onu da koyacağımız yer şurası galiba Aynen bir tane buraya koyacağız ama şuraya koyduk Evet balkonlara kapı koymayı unuttuk oraya da koyalım İki tane buraya iki tane buraya lazım Beş tane daha kapı lazım bize Şöyle gidelim Evet bir ve iki Tamamdır Altı tane daha kapımız oldu koymadığımız yerlere kapılarımızı koyalım Şuraya gireceğiz Ve şuraya bir tane kapı koyacağız Aynen bir tane de buraya koyacağız Kapı koymadığımız başka yer kaldıysa oraya da koyalım Şöyle yukarı çıkacağız Buraya koyduk. Bir tane buraya koyacağız. Oo yanlışlıkla yanlış yere koyduk. Bir tane de buraya koyacağız. İşte bu. Kapı koymadığımız hiçbir yer kalmadı. İki tane kapımız kaldı. Onu da buraya koyalım. Şöyle şuraya koyalım. Evet. Burada da kapı oldu. Evin bütün kapılarını da yapmayı başardık. Aşağıya doğru inelim artık. Artık tarla yapımına başlayabiliriz. Üç tane daha kalmış. Onlar pissin. Onları da alıp öyle gidelim. Hatta fırında alalım fırında içeriye koyarız Tamamdır şimdi artık içeriye doğru girebiliriz Şöyle içeriye doğru girelim şuraya gireceğiz Ve buraya şunu koyacağız Aynen bunlar da buraya koyalım gitsin Şunu buraya koyalım İşte bu artık şurada şu camlar dizmeye başlayabiliriz Buradaki suyu alalım Buraya akarak gelsin böyle buraya aktıktan sonra Etrafına tarla yapalım Çiftlik yaparken buraya su koymaktan kurtuluruz Bu sayede güzel bir akan su gelir buraya doğru O zaman taş toplayıp onu buraya doğru getirmeye başlayalım Gidip taş toplayacağız ama Kazmamız bitmiş Bir dakika kazma yapalım ilk önce Şunu buradan alalım Evet, bunu buradan alacağız. Sandık burada durmak zorunda. İçeriye girelim, bunu da oraya koyalım. Evet, kömürümüz de bitmiş zaten. Fırını koyduk, kömürü de buraya koyduk. Tamamdır. Bunu da şuraya getirip buraya koyalım. Camlarımız da artık işimize yaramıyor şu anda. Bunları da buraya koyalım. Lazım olursa buradan kullanırız. Tahtalarımız da burada böyle dursun. Evet, şöyle bir tane kazmamızı yapalım. İşte bu. Madenlerimizin olduğu sandığı alıp yukarıya götürüp yatağımızın yanına koyalım. Yemeğimizi yiyelim. Zaten bayağı karpuzumuz birikmiş. Bakın karpuz tarlası da yapabiliriz. İlk önce suyu getirmemiz gerekiyor ama Toprakla getirsek daha güzel olabilir ama Toprakların hepsini yol yapmak için kullanmayalım Sadece taşlarla getirelim Toprakları talla için kullanırız Şimdi burada hem taş hem maden toplamaya başlayalım Şöyle hızlıca İşte bu hem de madenleri toplayalım Bakın şuradan şunu da al Şunları buradan al Oo, Burası boşlukmuş bakın Etraf neden boşluk şöyle gidelim buradan daha burada kurtları da kullanmaya başlayacağız. Kendimize kurt çiftliği yapabiliriz. Hepsini evcilleştirip bu sayede kurtlar evimizde korumaya başlar. Doğru. Zombiler geldiği an hemen saldırırlar. Şuradaki bütün madenleri ve taşlar almaya başlayalım. 64 tane taş oradaki su getirmeye yeter mi acaba? 64 tane taşla oradan su getirmeye başlayabiliriz. Bir tane kazmamız kırıldı. Hemen şu kazmayla devam edelim. Evet şurada demir var. 6 boşluk onun. Ama almayı başardık. Şuradan geçebiliriz. İşte bu. Demirlerimiz tekrardan oldu kömürlerimiz doldu. Koyun gitti mi acaba? Bakayım bir. Oo burada bir tane koyun vardı. Ah koyun aşağıya düşmüş. Kaç tane taş oldu? 54 tane oldu. 64 tane taş yaptığımız anda gideceğiz. Oraya doğru yol yapmaya başlayacağız. Ve son 4 tane kaldı. Oo elmas bulduk bir tane daha. Ah be elmas alamadık. Aşağıya düştü. Şuradan da bunu böyle alalım. 63 ve 64. İşte bu artık gidebiliriz. Yol yapmak için ilk önce inceltilmiş yol yapalım. Daha sonrasında şuradaki tahtaları alsak aslında bunlarla kapı yapabiliriz. Farklı kapılarımız olur. Evet bu taşın üzerine kapladığımızda zaten su buraya doğru gelmeye başlayabilir. Şunlardan kurtulalım bir tane. Şuraya doğru yol yapacağız. Şuradan yapalım böyle. İki tane köşeye şöyle koyalım. Evet böyle yaparsak ama taş yetmeyebilir. İlk önce biz oraya doğru gidelim o zaman böyle. Daha sonra taş toplayıp etrafını doldurabiliriz. Zaten bayır yaptığımız anda su gelmeye başlayacak. Şuraya doğru şöyle gelelim. İşte bu. Şuradan da böyle geldik. Yükselebiliriz artık. Ve şuraya geleceğiz. Oo papağanlar ve atların sesi geliyor. At çiftliği de yapabileceğiz ama ilk önce suyu götürmemiz gerekiyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün sizinle birlikte muhteşem bir şekilde gelişmeye devam ediyoruz. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.